Şimdi aynı yöntemle diğer nesneyi, burada o görmüş olduğunuz vazo nesnesini oluşturacağız. Bunun kestiğini de seçiyorum. Öngörünüş. Öngörünüşe geçtikten sonra line nesnesi zaten. Alt seçeneklerine geçiyorum. Buradaki vertekslere geçtim. Burayı tam ekran yaptığımızda daha iyi göreceğiz sanırım. Şöyle alt W. Bakın bunu tam ekran yaparsak daha iyi göreceğiz. Buradaki formda biraz düzeltme ihtiyacı var. Onun için öngörünüşe geçtim. Vertex. Öncelikle burayı fillet uyguluyoruz. Fillet değerini çok fazla tutmuyoruz. Bu kadar yeter. Aynı işlemi buraya da uygulayalım. Yalnız bu vertexleri sağ tıklayıp smooth yapıyoruz. Smooth yaptığımızda problem yaşadık. Şu anda iyi görünüyor. Zoom yapınca. Son olarak arkadaşlar, burayı smooth olarak değiştiriyorum. Sağ tıklayıp burada create line diyorum. Ve buradaki vazonun ağız kısmını oluşturuyorum. Buradaki vertexleri birleştirelim önce. Sağ tıklıyorum. Burayı weld yapıyorum. Burayı corner olarak değiştiriyorum. Outline diyorum. Buradaki değerleri düşürüyoruz arkadaşlar. Kalınlığı çok fazla olmayacak. Tabi değerler, önce Ctrl Z ile işlemi geri alalım. Buraya 0,5 girelim. Ardından outline dediğimde bu şekilde nesneyi elde ediyoruz. Şimdi bu oluşturduğum nesnenin kesiti. Bundan hareketle arkadaşlar nesneyi, modelini elde edeceğiz. Buradaki iki vertex seçiyorum. Smooth yapıyorum bu şekilde. Hatta burayı biraz yukarı doğru taşıyalım. Snap'ı da kapatıyorum. Elde ettiğimiz kesitten hareketle şimdi yine latte modifiyeri aracılığıyla vazoyu elde edeceğiz. Modify liste tıklıyorum ve latte modifiyerini seçiyorum. Latte modifiyerini seçtikten sonra alt seçeneğe geliyorum. Aksa. Aksını taşıma aracıyla taşıyarak nesneyi oluşturuyoruz. 3D Max'te aynı dosyada uyguladığınız modifier her zaman onun öncesinde uygulandıysa onun değerleriyle, parametreleriyle kalır. Bu nedenle burada 4 segment kalmış. Biz burayı değiştirelim. 24 segment yapalım. Bir de kenarlarını da kontrol edelim. Hala iç içe geçmiş bir miktar. Bunu taşımak gerekiyor. Şuradan tutarsak eğer nesneyi, evet. Şimdi nesnenin formunu elde ettik. Gördüğünüz gibi. Biraz daha daraltalım. Tam orta noktası kapanmış olsun. Weld Core diyorum. Tabi buradaki seçenekleri kullanmak suretiyle hizalama kısmını ayarlayabiliriz. Center, minimum, maksimum gibi. Bunları artık size kalmış. Ctrl Z ile nasıl bir nesne elde etmek istiyorsunuz? Bu seçenekleri kullanmak suretiyle nesneyi elde edebiliriz. Oluşturduğumuz nesne bu şekilde. Nesnenin belki segment sayısını biraz daha arttırabiliriz. 36 yapalım. Düzgün görülsün. Bu
parametreleri seçtikten sonra burayı smooth seçmeyi unutmayın bu arada. Artık vazom nesnem de hazır. Şimdi Alt-W perspektife geçelim. Buradaki resmi hatırladınız. Acaba uyumuş mu? Onu kontrol edelim. Nesneyi seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Object Properties C2 dedik ve F4'e de basalım. Tam olarak uyuyor mu? Yani bir miktar sanki şu dış kısmı ağız kısmı yanaşması gerekiyor gibi. Bu ağız kısmını biraz daraltacağız. Onun için Alt-W görünüşe geçiyorum. Front. Burada direkt vertex moduna geçtiğinizde bu şekilde düzeltme işlemi yapabiliriz. Vertex'te yaptığımız değişiklikler anında nesne üzerinde güncelleniyor. Şu kenarları sağ tıklayıp corner yapalım. Biraz üst kısmını daraltmış olalım. Latte'yi tekrar aktif ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi nesnenin modellemesini de tamamlamış olduk.